ettim. 2016 yılında üniversitemize kazandırılan Romanov ırkı koyunlarla ilgili bir güç doğum şekillenmiş. Bu manada prematüre doğum sancıları ve klinik belirtileri nedeniyle hayvan hastanemize kaldırılmış. Bunlarda yapılan inceleme sonucunda annede doğumu engelleyecek problemlerin mevcut olduğu, kas sisteminde problemlerin olduğu belirlenmiş. Ve sonuçta normal doğal doğumun olamayacağı anlaşılınca sezeryan operasyonu ile kuzularımız kurtarılmıştır. Tabii doğduğunda normal prematüre görülen, prematürler olgularda görülen lezyonlara sahip, klinik görünümlerin hepsini taşıyordu. Bu manada tabii biz biraz yoğun olduğumuz için zamanda ziyarete gidemedik ama hastane sonrası kendi barınaklarında hem kuzularımızı ziyaret etme hem de bakıcılarına geçmiş olsun deme fırsatı da bulabildik. Sayın dekanımızla ve rektör yardımcımız Cemalettin Hoca ile yaptığımız ziyarette çiftliğimizin gayet güzel bir işleyiş içerisinde olduğu ve 5 yıl içerisinde çalışmaların her geçen gün biraz daha pozitif yöne doğru kaydığını büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. İnşallah bundan sonra bizim üniversitedeki kapasitenin maksimuma ulaşmasıyla birlikte esas amacımız olan Romanov ırkının bölge hayvancılığına kazandırılmasıyla ilgili çalışmaları da daha da genişleterek inşallah devam edeceğiz. Bu şekilde hem geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk keçimerimizi, ahır barınaklarımızı hem de şu ana kadarki gelişimle ilgili bilgi sahibi olduk. Bu manada ilgili arkadaşlarımıza, hocalarımıza, müdürlerimize, dekanımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi rektör hocamız da bununla ilgili bazı bilgiler verdi, koyunlarla ilgili. Bizim özellikle bunlarda çoklu doğum olduğu için ve Romanov koyunlarda çok hareketli oldukları için bu doğumlarla ilgili gebelik süresinde bazı sıkıntılar olabiliyor. Hem dördüz olduğu için rahime aşırı bir yük bindirdiği için de bu rahimi bağlayan tendoda yırtılma oluyor. Tabii bu ilk bakışta böyle bir gebelikten kaynaklandığı fark edilmemiş. Yani bunun fıtık olma ihtimaliyle muayene ediliyor. Hastanemize getiriliyor, hayvan hastanemize. Sonra yapılan muayenede fıtık olmadığı, yavrularının 400 yavrusunun olduğu, ultrason muayenesinde yavruların da hareketli ve canlı olduğu anlaşılıyor. Fakat annenin durumu iyi olmadığı için zaman kaybetmeden sezeryan operasyonuna alınıyor. Yani yavrular erken doğumları oluyor. Yani bir doğduklarında henüz gözleri açılmamış, dişleri çıkmadığı için bir erken doğum oluyor. Bunun için özel bakıma ihtiyaç duyuyor. Yavrular doğduklarında işte 1 kilo 600, 1 kilo 500 gram civarında. Bunlar özel itinayla bakılmadıkları zaman aynı nasıl insanlarda olduğu gibi çocuklar erken doğduklarında küvezle bakımlara ihtiyaç duyuyorsa, özel bakıma ihtiyaç duyuyorsa bunlar da aynı şekilde özel bakımları yapıyor, küvezle bakımları yapıyor 24 saat. Tabii bu 24 saat bakımlarında öğrencilerimizin de fedakarlığına değinmeden geçemeyeceğim. Çünkü öğrencilerimiz gece gündüz 24 saat nöbet tutuyorlar. Onların nöbet tutması sayesinde yavrular hayatta kalabiliyorlar. Onların bakımı, özenli bakımı, fedakarca bakımları sayesinde yavrularımız hayatta kalıyor. Ve 10 günde 700 gram canlı ağırlık artışları oluyor. Bu da yani canlı ağırlığın %50'si kadar önemli bir artış. Yani can doğduğunun %50 fazlasına bir canlı ağırlık artışına sahip oluyorlar. 10 günden sonra da artık kendi ayakları üzerinde durabileceği, kendi barınaklarında yaşayabileceği kanatına varıldıktan sonra taburcu edilerek asıl barınaklarına getiriliyor. Koyunlarımızla ilgili şu anda 66 tane gebe koyunumuz var. 66 tanesinden 10'u doğum yaptı. Geriye 56 tanesi kaldı. Biri 400, ikisi 300. İkisi tekiz, diğerleri de ikiz olarak doğmuş oldu. Yani şu anda 20 tane yavrumuz var. 56 tane gebe koyundan da daha doğumlarını bekliyoruz. İnşallah daha çok 300-400 olarak doğumlarını bekliyoruz. Eğer doğdukları zaman ciddi bir yavru sahibimiz olacaktır.
Evet, şimdi bu koyunlarımız tabii Romano ırkı koyunlar, Ukrayna'dan getirildi. Burası serin olduğu için, bu Sirt de oraya göre sıcak olduğu için belli bir adaptasyon süresi geçirdi. Bu adaptasyon süresinde biz ona yardımcı olduk. Yani büyük fanlar getirerek ortamı serinlettik. Ondan sonra artık buradan doğan yavrular da zaten buraya adapte olmuş oluyorlar. Bu nedenle artık doğan yavrular Sirt'in her tarafında ya da Türkiye'nin her tarafında yaşayabilme kabiliyetine sahipler. Bu adaptasyonu sağlamış oldular. Tabii biz isteriz ki bunların koyunların özelliği daha çok yavru vermeleri, çoğuz yavru vermeleri. Yani bir koyun, kuzu fabrikası deniliyor bunlara. Yani diğerleriyle melezleri yapılabilir, olabilir ama daha çok eğer yavruya yönelik, yavru sürüyü büyütmeye yönelik düşünülüyorsa melezleme yapılmadan yavrular alınarak, yani bunlar tek sap yetiştirilerek yavru üretimine geçilebilir. Bu nedenle ilk etapta üreticilerimiz tabii bizden talepleri çok oluyor. Aslında bunun talebi çok. Ancak bizim dişi sayımız henüz istenilen boyutta olmadığı için çok fazla talepleri karşılayamıyoruz. Eğer olduğu takdirde sayımız artarsa biz de yetiştiricilere bundan taleplerini karşılamaya niyetimiz bulunmaktadır. Teşekkür.